Merhaba arkadaşlar. Bugün Miki Miki Dans adlı programla devam edeceğiz. Bugün ışık ve kamera ile ilgili bir bölüm hazırlayacağım size. Çok uzun tutmamaya çalışacağım. Öncelikle arka planı siyah yapalım. Gerçi siyah yapsam da arka plan boş. Karakter üzerinden çalışma yapacağız. Load kısmından karakteri çağırıyorduk. Herhangi bir karakter çağırdım. Seçim dışı bıraktım. Işıktan başlamak gerekirse bu kısımdan Camera Light Accessory bölümüne geçmemiz lazım. Mevcut ışığı Light Manipulation kısmından müdahale edeceğiz. RGB bölümü var. Bu renk ayarlarını yapıyoruz ışığın buradan daha doğrusu. XYZ'den alttaki üçlüden de ışığın yönlendirmesini yapıyoruz. Gördüğünüz gibi ufak tefek ince ayarlar yapmak mümkün. Bu Cell Shadow Manipulation gölge ayarlarıyla ilgili ama sahne çok boş. Karakter üzerinden ancak gölgeleri şu an algılayabilirsiniz. Ufak tefek ayarlamalar yaptığınızda karaktere yansıyor. Ama arkada bir sahne olsaydı tabii daha farklı bir gölgelendirme olayı çıkardı. Burada 3 tane mod var. Off dediğimde gölge tamamen kapanmıyor aslında. Mod 1, mod 2 olarak 2 seçenek daha mevcut. Bu Shadow Range'den ufak ayarlar yapıyoruz. Tabi çalışan sahneye göre değerlendirirsiniz. Mevcut ışık bu şekilde müdahale ediliyor. Ekstradan ışık çağırmak isterseniz bu aksesuar olarak mümkün. Load kısmından Aksesuar Manipulation bu arada. Bu kısımdan load dediğinizde programda hali hazırda gelen ışıklar var dosya şeklinde. Birden çok çağırabiliyorsunuz. Bir tane çağırdım direkt merkeze geldi. Yönlendirmesini sağ kısımdan yapacaksınız. Tabi lokaldan aksesuara geçerek. Gördüğünüz üzere iki tane XYZ ekseni var. Birisi taşımak için. Gördüğünüz üzere şu şekilde taşıdım. Öteki ise çevirmek için, yönlendirmek için de diyebiliriz. Bu şekilde harici ışığı da yönlendirebiliyoruz. Bu arada sahnede ışığın kalmasını istiyorsanız, yani sabitlemek istiyorsanız enter yapmanız lazım. Belli bir karede. Yoksa önceki kareyi baz alıyor. Yani şu an ilk çalışma olduğu için Enter'a basmazsam herhangi bir zaman çizelgesinde herhangi bir yere tıklarsam ilk çağrılan alana gelecek şu şekilde. Gördüğünüz gibi çağırdığım alana geldi. Herhangi bir sabitleme yapacaksınız yine keyframe kullanın. Source Film Marker'da olduğu gibi. Tabii yönlendirmelerde Source Film Marker daha başarılı. Açık ara. Ama buna da aşina oldukça kullanımı basit gelecektir. Harici ışığımızı bu şekilde ekledik. Mevcut ışık ayarlarını buradan yapıyorduk. Bu arada fark ettiyseniz bunu da keyframe yapmadığımız için yani anahtar eklemediğimiz için sıfırladı. Mevcut ışık ayarlarına dönmüş oldu. Sahne ışığı da. Yani programın ışığı diyeyim artık. Öyle anlayın. Her neyse. Bu arada aksesuar kısmında bir shadow var. Bu da aksesuarın gölgesi için. Bilmiyorum altta dikkatinizi çekti mi? Tik kaldırımına gidiyor. Bu aslında gölge tekrar ediyor. Bu çalışmanıza bağlı olarak ekleyebilirsiniz. Harici olarak göstermek istedim. Işık ayarları çok karmaşık bir şey değil. İnternet üzerinden Lexa'dan yükleyebilirsiniz. Gelelim kamera olayına. Bu arada aksesuar olsun, normal sahne parçaları olsun. Yani müdahale edebildiğimiz anahtar eklemek şart. Yoksa uğraşıp dururuz. Yani bir daha o kadar emekten sonra bir daha
aynı şeyleri yapmak zorunda kalabiliriz. Her neyse. Işık olayı dediğim gibi karmaşık değil. Kameraya geçiş yapıyorum. Direkt gözünüze çarpacak yer bu kısım tabii ki. Alttaki. Perspektif seçili haldeyken zaten seçili geliyor. Bir Angel'la oynadığımızda mevcut oynamalar yapabiliyoruz. Uzaklaştırma, yakınlaştırma, gördüğünüz üzere herhangi bir sahne olsaydı uzun gözükecekti ama yine de bu aksis çizgilerini anlayabiliyoruz. Bu arada kamera şu an boşta. Daha doğrusu merkeze doğru bakıyor. Kamerayı karakterin herhangi bir yerine sabitleyebiliyoruz. Yani daha doğrusu odaklayabiliyoruz diyebilirim. Bunu nasıl yapıyoruz derseniz, bu Follow Bonnie bölümünde şu an NAND'da NAND'ın alt kısmında karakterimiz ismi yer almakta. Buna tıkladığınızda gördüğünüz üzere ek seçenekler çıktı. Örnek olarak karakterin saçlarından bir kısmını seçeyim. Gördüğünüz üzere karakterin saçına odaklanmış oldu şu an. Karakterin başka bir yerine odaklayayım dersek, bu sefer eline doğru bakıyor. Kamera ayarları bu şekilde. Normal dolaşım mouse'un sağ tuşuyla, yakınlaştırma, uzaklaştırma mouse tekeriyle. Tabii bir Angel gibi olmaz. Bir Angel perspektif çalışıyor. Tabii ek olarak mouse tekeri de kullanabilirsiniz. Her zaman bunu kullanmak estetik olmayabilir. Tercih sizin. Yapacağınız çalışma da size kalmış tabii. Programı tanıtıyorum kısadan. Kısaca daha doğrusu umarım işinize yarayacaktır. Her neyse. Kamerada kalmıştık. Saçını bir kısmına odaklamıştık bu arada. Bu bir ev bölümü var. Bu hızlı geçiş yapıyor. Front önden, back arkadan, top yukarıda olması gerekiyor. Evet. Left soldan, right sağdan uzatmayalım. Buton da alttan. Bu şekilde. Sabit noktaya doğru yani mevcut yönlendirmelerden bakıyor. Buradan tırağa basarsak herhalde nan kısmını alacaktı. Yani tırak bastığında direkt merkezde duruyor. Gördüğünüz gibi karakter seçildi. Onu da devre dışı bıraktı. Nan olarak aldı. Kamera olayı da bu şekilde. Tabi kamera olsun. Yani daha doğrusu tüm çalışmalar olsun seçilebilen. Enter tuşunu kullanmamız gerekiyor. Enter tuşuna anahtarı ekledikten sonra bir sonraki adımda çalışmamız gerekiyor ne olursa olsun. Yoksa program sıfırlıyor. Zaten sıfırıncı karede. Bunlar halihazırda gelen anahtarlar ama herhangi bir işlem yok bunlarda. Keyframe uzun bir ders olacak. Bunu ayrı bir derse eklemek gerekiyor. Kamera olayı falan çok karışık değil gördüğünüz üzere. Işık da çok karışık değil. Umarım bu dersim işinize yarar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki derslerde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.